Kemal Türkler ölümsüzdür. Kemal Türkler ölümsüzdür. Hazretlerden hesabı işçiler soracak. Şeyimiz yok evde. Başka ne yapıyorsun? Var var var. İşte benim şeyi almışım. Bizler Birleşik Metalist Sendikası üyeleri olarak Kemal Türklerin yol arkadaşları, yoldaşları, evlatları olarak yine uluslararası ve yerli sermayenin baskıcı tutumuna karşı, gelir dağılımındaki adaletsizliğe karşı neoliberal politikaları en acımasız bir şekilde hayata geçiren AKP bloğunun uygulamalarına karşı sermayenin koçbaşı örgütü olan MES'e karşı sürdürdüğümüz grevlerde en son 2023-25 toplu iş sözleşmesinde 167 bin metal işçisine önderlik edecek düzeyde toplu sözleşme mücadelemizde fiili grevlerimizle birlikte tüm metal işçilerinin bir parça da olsa soluk alabilecek adımların, kazanımların sağlanmasında Kemal Türklerin gösterdiği yolda ilerleyerek bunları gerçekleştiriyoruz. Bugün sermayenin ve baskıcı gerici siyasi iktidarların işçi sınıfının üzerine Karabasan gibi çökmüş olan ekonomik saldırı paketlerini yine Kemal Türkler gibi liderlerimizin, önderlerimizin idealleri, ilkeleri ve gösterdikleri yolda ilerleyerek gerçekleştireceğimizi bir kez daha buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Mezarı başında onun 44. katledilişinin 44. yılında yine siz sevgili dostlarımızla birlikteyiz. Kemal Türk Başkanımız Kemal Türkleri yine sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kemal Türklerin faşist katiller tarafından katledilmesinin 44. yılında yine onun mezarı başında anısını yaşatmak için bir aradayız. Din gücü bugün diski hala daha durdurmak, önüne set çekmek isteyenlerin korkusudur. Kemal Türkler işte o 1967'den bugüne kadar bugün 22 Temmuz 2024'e kadar olan ve hepsi bizim tarihimiz olan bu tarihin en şanlı sayfalarının altında imzası olan kişidir. Bu tarihin en önemli sayfalarının altında Kemal Türkler'in damgası vardır. Kemal Türkler'i unutulmaz yapan, Kemal Türkleri bugün hala Türkiye işçi sınıfının yolunu aydınlatan en önemli liderlerden birisi yapansa, sınıf mücadelesini sadece emek mücadelesiyle sınırlı görmeyen, Türkiye işçi sınıfının mücadelesini, emek ve ekmek mücadelesini aynı zamanda demokrasi mücadelesiyle birlikte yürüten, yani Türkiye işçi sınıfının ekonomik, demokratik mücadelesiyle siyasal mücadelesini bir ve aynı sürecin parçaları olarak gören o yüce zihniyetin sonucudur. O nedenle değerli arkadaşlar, bilelim ki Kemal Türklere sıkılan kurşun bugün bize yaşatılmak istenen Türkiye'nin işaret fişeğidir.